Şimdi bu akşam biraz siyaset konuşalım istedim başkan. Ona göre bir program hazırlığı yaptım. Aslında bugün çok değişik görüşmeler de yapmış oldum. Özellikle bu İyi Parti'de gerçekten çok fırtınalı günler yaşanıyor. Samsun'da da yaşanıyor, Türkiye genelinde de yaşanıyor. Dün akşam ben CNN'de bayağı bir bu program yeni biliyorsun olay oldu orada. Yeni İyi Parti'nin genel başkanı demişti ama önce Samsun'u konuşalım. O konuyla ilgili bilgiler aldım. Şimdi biliyorsunuz Sayın Başkan İyi Parti'de bundan birkaç ay önce il başkanlığı seçimleri yapıldı. 5 adaylı bir yarış oldu orada. 5 adaylı yarışın sonucunda da biz de samsunhaber.com ekibi olarak seçimleri ciddi anlamda takip ettik. Gerçekten de son yıllarda yapılmış en görkemli bir seçim diyebiliriz. Çünkü bu kadar adayın içerisinde bu kadar sağduyulu bir seçim yapıldığına az tanık oluyoruz. İyi Parti bu anlamda güzel bir Örnek verdi. örnek verdi. Sonuçta da yarışı şu andaki mevcut başkan Hasan Aksoy kazandı biliyorsun. Hasan Aksoy İyi Parti'de yarışı kazandıktan sonra çok güzel bir şey yaptı. Bütün il başkan adaylarını topladı. Bir yerde yemek yediler. Güzel de basına ve kamuoyuna güzel mesaj verdiler. Biz biriz, beraberiz diye. İyi Parti'de de bundan sonraki süreçte normal gidişat devam etti. Ne zamana kadar? Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Ömer eski il başkanı Süslü. Ömer Süslü. Biliyorsun sen de katıldın herhalde o programa. Evet, ben de oradaydım. 28 Ekim'de Ben oradaydım da olması gerekenler yoktu. Evet. İl ve ilçe teşkilatlarının hiçbirisi katılmadı. Katılmadı, Bunun üzerine de İyi Parti'nin daha önce genel başkan yardımcısı olan şu anda grup başkan vekili Sayın Müsavat Dervişoğlu bayağı bir sitem etti il ve ilçe evet, konuştuk başkanlarına. kendisiyle de akşam. Ben bunun üzerine İyi Parti'nin neden bu hale geldiğini, il ve ilçe başkanlarının neden bu GİK üyesi Sayın Ömer Süslü, Ömer Süslü de biliyorsun kurucu başkan, bayağı da bir emeği var. Neden katılmadığını biraz sorguladım. Üst kadrodan öğrenmeye çalıştım. Doğru bilgiler aldım yani. Onu da söylemek isterim. Şimdi sanıyorum Sayın Ömer Süslü adaylardan Recep Güleroğlu'nu destekliyordu. Bu desteğin neticesinde de biliyorsun onlar kazada da beraberlerdi. Ömer Süslü ve aynı arabada Sayın İbrahim Özyar vefat etmişti. Kazada Son Recep programı Güler... samsunhaber.com'da yaptılar. İbrahim Evet. Özer de, Evet. Ömer Süslü de. Aynen. Ömer Süslü Recep Güleroğlu yaşıyorsa. da buraya geldi. Birkaç kez konuk ettik. Bu şey de İyi Parti'nin il başkanlığı yarışı sonuçlanınca Sayın Ömer Süslü'nün şu anda seçilen Hasan Aksoy'u tebrik etmediği söyleniyor. Yani bunlar doğru bilgiler. Bundan dolayı aralarında bir kırgınlık falan da var gibi. Sonra işte bu GİK üyesi, Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Ömer Süslü bu 28 Ekim'de yapmış olduğu programda biliyorsun milletvekilleri ve il başkanı ve teşkilatlar katılmadılar. Bunun nedenini biraz soruşturdum. Sanıyorum bu yapılan program teşkilatın haberi olmadan Ömer Ömer Süslü'nün Süslü'nün hem evet. partinin 3. yıl dönümünü kutlamak hem de Evet. Cumhuriyet'in 97. yılını kutlamaya denk gelen Evet, şey güzel bir etkinliği program da yaptı ama partiyle beraber teşkilatı yapmamış. O mu anlaşılıyor? partiyle birlikte yapmadı. Partinin dışarıdan ikinci ve üçüncü şahıslardan bu programla ilgili bilgisi olduğu ve kendilerine davetiyenin gönderilmediğini Ömer söylüyorlar. Süslü yok mu saydı bunlar ya? Ben sizi takmıyorum. Ben genel kurul üyesiyim. Ya görüntü teşkilatın ben işte belki Ömer Süslü de şöyle diyebilir. Genel İdare Kurulu üyesiyim işte. Yani burada teşkilatı yok saydığını söylüyorlar Ömer Süslü'nün. Böyle iddialar var. Teşkilat da bu programa kesinlikle katılmadı. İlçe teşkilatlarına da talimat verilmiş herhalde. Veya ilçe teşkilatları da hani il başkanını nasıl böyle yok sayarsınız şeklinde böyle bir tepki olmuş. Bayağı bir Müsavat Dervişoğlu sitem etti. İşte Hasan Aksoy katılmadı il başkanı, ilçe başkanları katılmadı. Yani burada da bir ayrışma olduğunu görüyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu sonuçta bunlar beraber Geçmez. siyaset yapan insanlar başkan. Geçmez. Bu olay Yani sadece Samsun'la ilgili bir olay değil. Ömer Süslü döneminde biliyorsun şu andaki mevcut başkan Hasan Aksoy il başkan yardımcısıydı. Bunlar hep böyle dostlar birbirleriyle daha düne kadar el ele kol kola giden insanlar. Yani birlikte siyaset yaptılar. Ama şu anda aralarına bir kara kedi girmiş durumda görünen o. Şimdi ben olayı fotoğrafa biraz daha geniş çerçeveden bakalım. Bir kere
Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları stabil duruyor, bazen düşüyor falan. Şimdi iktidarın oyları düşüyor. Onu anlarsın, tamam, AK Parti'nin oyları düşüyor. Tamam, iktidar partisi yıprandı, 10-20 yıldır iktidarda falan filan. Muhalefetin oyları nasıl düşüyor? CHP'nin oyları da düşüyor. Dün akşam da bu sorgulandı Sayın Başkan. Da böyle bir şey yok ya. Evet. Yani muhalefet oyları, iktidarın oyları azalırken normalde iktidarın oyları düşerse muhalefetin patlaması lazım. Biz artar de, değil, patlaması lazım. Hem iktidarın oyları düşüyor, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları düşüyor. Gri oylar artıyor, kararsızlar oyu artıyor. Evet. Ya evet. Kararsızlar şu an seçime girsek seçim kazanacaklar. Yani şunu demek istiyorsun herhalde, yani muhalefet de halkın isteklerine aynen tercüman öyle olamıyor, cevap veremiyor. Bu yüzden ama de tek istisnası İyi Parti'ydi. İyi Parti yükselişe geçmiş durumda. Ufak ufak bir ivme kazanmış. Zaten başından beri iyi bir çıkışı var. Samsun'da İyi Parti'nin belki de tarihte böyle bir pozisyon olmayacak. İki milletvekili var İyi Parti'nin şu anda. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi vekili yok. Evet. Bir dahaki seçimde İyi Parti'nin Samsun'da iki milletvekili çıkarması biraz zor. Sayın Başkan, bu arada da imkansız değil ama zor görünüyor yani. Samsun'da böyle bir sorun varken Türkiye genelinde daha büyük sorun var. Şimdi onu söyleyeceğim. Genel Başkan Yardımcısının biliyorsun tweetleri dün akşam bayağı bir gündemi sarstı. Ümit Özdağ biliyorsun disipline sevk edildi. Evet, o da bir yaran usta vakası yaşayacak orada da. Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı biliyorsun. Onun da evet, PKK ve FETÖ ile ilgili tweetleri çok enteresan. Bunlar çok konuşulacak. Sadece İYİ Parti'de değil bak. 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası da attığı tweetler şimdi var. Şimdi şöyle ben size olayı anlatayım. Müsaade ederseniz şayet. Buyur başkan. Cumhuriyet Halk Partisi'de karışacak, İyi Parti'de karışacak. Bu karışıklık devam edecek. Bu bir başlangıç daha. Çünkü bunların güçlenmesi birilerinin işine gelmiyor. O yüzden muhtemelen bu karışıklığa devam edecek. Daha sonra da artık seçim, bir baskı seçim de olabilir. Her an her şey olabilir. Ben hatta Cumhurbaşkanı, kamera görüntüleri de bekliyorum. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı biraz daha bunlar karışsın ondan sonra seçime gidelim mi diyor. Olabilir tabii. Yani o da mümkün. Çünkü istemiyor. Şu anki mevcut pozisyonda rahat durmuyorlar seçime yani. Gidildiğinde İktidar Partisi ve ortaklarının aynı %50+1 yakalama şansı görünmüyor. %34 çıkmıştı galiba en son AK Parti'nin oyu. %10 küsür de MHP'nin oyu sayılıyordu. Sayın Başkan, seçim öncesinde bu AK Parti hep %34'lere geliyorlar. Yok, AK Parti'nin kendi yaptığı şey. Yok, şunu söylemek istiyorum. Seçim öncesinde bu tür tevatürler mutlaka oluyor. %30'lara indi, %35'lere indi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hep bunlar evet, sonra seçimden sonra bakıyoruz ki %52 almışlar falan. Ne oldu yine? İşte sandıklara sahip çıkamıyorlar. Şöyle diyorlar ya, İstanbul'da mesela öyle olmuş. Traf olarak kedi mi giriyor? Traf olarak kediler giriyor falan. Neyse.